Biliyorsunuz arkadaşlar, bana bisiklet dendiğinde size ilk söyleyeceğim şey turdur. Yani tur bisikletidir. Eşyalarınızı, tüm ihtiyaçlarınızı toplar, çantalarınıza, heybelerinize doldurursunuz. Yeni yerlere gidip, yeni yerler keşfedip, yeni insanlarla tanışırsınız. Her zaman söylerim, tur bisikleti bu işin kamyonu, bizler de kamyoncusuyuz. Peki, hadi gelin şimdi bir şey yapalım. Eşyalarımızı azaltalım. İşin içine biraz daha hız katalım. Bisikletimizin tekerleklerini biraz daha kalınlaştırıp hiç kimsenin gitmediği yerlere daha hızlı, daha az eşya ile gidelim. İşte tam bu noktada bikepacking işin içine giriyor. Nedir bu bikepacking? Hep birlikte bakalım. Bikepacking'in tam olarak Türkçe karşılığı, çevirmeye kalktığınızda Google Translate ya da İngilizce bilen arkadaşlar bikepacking dedi mi bisiklet paketleme geliyor, böyle abuk subuk bir cümle çıkıyor karşınıza. Halbuki bikepacking nedir? Minimalist kamp ve bisikletin, hızlı bisiklet sürüşün sentezidir arkadaşlar. Kısacası bikepacking'de minimalist şekilde en az eşyayla daha uzak insanların olmadığı doğanın içine kendinizi bırakırsınız. Sanırım kısaca bunu şu şekilde tanımlayabiliriz. Pedallayın, dağda pedallayın, yiyin, için, yatın ve ertesi gün bunu tekrarlayın. Peki bu bikepacking'de hangi tür bisikletler kullanıyoruz arkadaşlar? Şimdi biliyorsunuz tur bisikletinde tur bisikleti kullanırız. Genelde kromoli kadrolu bir bisiklet seçeriz. Yol, yarış için yol bisikleti kullanırız. Bu bisiklet yol için üretilmiş, özelliklerini taşıyan bir bisiklettir. Bikepacking'de durum biraz daha farklı. Kesin ve net olarak şu bisikleti bikepacking için kullanırsınız demek zordur. Fakat dünya üzerinde baktığımızda bikepacking için genelde kullanılan bisiklet türlerini 3 ana grup altında toplamışlar. Dağ bisikletleri kullanılıyor bikepacking'te ki bu sizi doğada hiç kimsenin olmadığı dağ tepe çok uzak yerlere rahatça götürebiliyor. Onun dışında biraz daha hızlı, daha hafif hareket etmek isteyen arkadaşlar için yol, gravel tarzı dediğimiz bisikletler kullanıyor. Bunlar yol bisikletinin biraz daha mekanik disk frenli, biraz daha özelleştirilmiş, kadroları biraz daha sağlamlaştırılmış, yüke biraz daha yönelik, daha kalın tekerli, doğada uyum sağlayabilecek bisikletler. Bir de bunun haricinde hangi bisikletler kullanıyor? Yine dünya üzerinde ekspedisyon dediğimiz, hani bu Trek'in bir tanka benzeyen bir bisikleti var. Trek 920. Bunun gibi bisikletler kullanıyor. Bikepacking'deki çantalara geçecek olursak, bikepacking'deki çantalar çok daha farklıdır. Tur bisikletinde nasıldı arkadaşlar? Hatırlayalım. Görüyorsunuz, arkada heybelerimiz olur, önde heybelerimiz olur. Ağırlığın çok fazla önemi yoktur. Zaten tur bisikleti başlı başına ağır bir bisiklettir. Ayrıca önde ve arkada bagajımız olur. Ağır bir yükle ağır ağır ilerleriz. Ama bikepacking'deki çantaların en büyük özelliği hafif, gündelik sadece ihtiyacımız kadar olan eşyaları taşıyacak olması ve aerodinamiğe yönelik olarak üretilmiş olmalarıdır. Ayrıca bikepacking'de kullandığımız çantaların herhangi bir bagaja ihtiyacı yoktur. Bisikletin kendine monte ettiğimiz kolayca taşınabilen çantalardır. Sırasıyla incelemeye geçersek bakalım. En önde ne oluyor? Gidon çantamız oluyor bikepacking'de. Bu daha çok bir dry bag oluyor. İçine çeşitli eşyalarımızı koyabiliyoruz. Hemen bir arkasına geçtiğimizde üst borunun üstünde gördüğünüz gibi ufak bir aksesuar çantası oluyor. Bu gidonda da olabiliyor. Aksesuarlarınızı koyabiliyorsunuz. İşte paradır, ıvır zıvırdır falan, bunları koyabiliyorsunuz. Enerji jeli kullanıyorsanız bunları koyabiliyorsunuz. Konuşamadım bu arada. Hemen devamına geçtiğimizde ne var? Kadro çantası. Yine eşyalarımızı, özellikle çadır, uyku tulumu gibi eşyalarımızı koyabileceğimiz kadro çantamız oluyor. Bu kadro çantamızda boyutları oluyor. Küçük olabiliyor. Tamamen full kadro olabiliyor. En arkaya geçtiğimizde en önemli dördüncü çantamız ise sel altı çantamız. Evet, sel altı çantamız biraz uzun, aşağı yukarı 10 litre, 14 litre civarlarında oluyor. Yine buraya da eşyalarımızı koyabiliyoruz. İşte resimde de gördüğünüz gibi bikepacking'deki çantalar minimalist şekilde tasarlanmış, aerodinamiğe daha uygun çantalar oluyor arkadaşlar. Hepsini anlattık. Peki bu çantaları görüyorsunuz resimlerden de küçücük minnacık çantalar. Yani bir tur bisikletine göre kıyasladığınızda bu çantalar devede kulak gibi kalıyor. İşte burada ne devreye giriyor? Bikepacking'in felsefesi. Yani günlük ihtiyacımız kadar eşyayı yanımızda almamız gerekiyor. Örneğin çadırımız artık çok daha küçük, ultralight bir çadır olmak zorunda. Hatta birçok bikepacker bu konuda çadır yerine uyku bivakları kullanıyorlar. Daha az yer kaplıyor, daha hafif oluyor, çok daha kullanışlı oluyor. Ama tabii benim gibi adamlar biraz rahatına düşkün olduğu için ben mutlaka
ultralight bir çadır kullanırım bu konuda. Aynı şekilde mutfak malzemelerimiz sadece ihtiyacımız kadar, hani büyük kaplara artık ihtiyaç yok. Ufak, minimalist, örneğin resimde gördüğünüz gibi microlight bir ısıtıcı veya ocağa ihtiyacınız oluyor. Yine aynı şekilde ufak pişirme setlerine ihtiyacınız oluyor. Eşyalarımıza geçtiğimizde artık o kamplarda böyle polarlar falan nasıl olsa heybemde yer var, taşırım arkadaş olayı bitiyor. Burada sadece ve sadece günlük ihtiyacınız kadar. Ne olur ultralight kas tüyü veya hafif polyesterden üretilmiş bir ceket olabilir ki sürmediğiniz zamanlarda kullanabilirsiniz. Onun haricinde de sadece günlük ihtiyacınız kadar giyeceğiniz elbiseler, abartmadan 1-2 tane yanınızda işte içliktir, termal içliktir, odur budur. Minimum eşya oluyor. Bikepacking'de en önemli olaylardan biri yanınızda taşıdığınız eşyalar. İşte resimlerde de görüyorsunuz, çantaların içindeki eşyalar minimalize edilmiş, minimum düzeyde tutulmuş eşyalar oluyor. Geldik bir videonun sonuna da. Bikepacking olayı çok farklı bir olay. Ben artık yavaş yavaş turdan bikepacking'e doğru kayıyorum. Bundan sonraki videolarda bikepacking'de kullandığım çantaları da inceleyeceğiz, çadırı da inceleyeceğiz, yanındaki kamp malzemelerini de inceleyeceğiz. Ve en önemlisi, biliyorsunuz şu arkamdaki bisiklet, bu bisiklet gidiyor. Bu bisikleti satıyorum arkadaşlar. Bunun yerine değişik bir bisiklet aldım. Bikepacking için Mike Hall'un kadrosunun detaylandığı özel bir bisiklet aldım. Bunun da önce hep beraber kadrosunu inceleyeceğiz. Ondan sonra hep birlikte bir gravel bisiklet toplayıp bikepacking olayına, bodozlama girişmiş olacağız. Ama bana bu zehri kim verdi? Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Gördüğünüz gibi bu arkadaş verdi bana zehri. Evet arkadaşlar, bu haftalık benden bu kadar. Önümüzdeki hafta yine başka bir konuda hep birlikte olacağız. Yine bikepacking olayından yavaş yavaş devam ederek değişik konulara değineceğiz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.